çıkmazların ortasındayım. Gün ışığı nerede? Bir Küçük Yürüyüşü sevenler ekran başına. Yapımın başarılı oyuncuları Güneş Hayat ve Tuğçe Açıkgöz'le bu hafta hem hikaye hem de dizideki karakterlerini konuştuk. Sevgili Güneş Hayat'ı merhametli ve iyi yürekli karakterlerde izlemeyi seviyoruz. Mehveş de böyle bir karakter. Şimdi siz söyleyince farkını vardım. Bir süredir hep böyle anaç, vefalı ve cefalı karakterleri oynuyorum. Çok da keyif alıyorum işin açıkçası. Mehveş'in diğer oynadığım karakterlerden farkı, bu sefer Mehveş'in kendi çocuğu yok. İki tane elinde büyüttüğü dünya kıymetlisi çocukları var. Fırat ve Dila karakterleri. Bu karakter de beni zaten en çok çeken şeylerden biri buydu. Yani aslında anne olmadan bu kadar anaç olabilmek. Ellerine sağlık Mehveş'im. Afiyet olsun. Ay küçükken abin de sen de ne çok severdiniz elma şekeri. Hiç kimse annesinin yerini tutamaz. Bir sarılsan, bir koklasan bak nasıl sarılacaktı o da sana. İstemez diyorum Mehveş. Tuğçe Açıkgöz hayat verdiği Dila karakteriyle iyi bir oyunculuk performansı sergiliyor. Dila inişleri çıkışları fazla ve sürprizli bir karakter. Böyle bir genç kadına hayat vermek bakalım Tuğçe Açıkgöz için nasıl bir deneyim? Dila'yı çok seviyorum. Bir kere çocuk gibi düşünüyor bence. Hep ilk hissi, ilk etkisiyle hareket ediyor. Tabii bu bazen onun için iyi oluyor, bazen de kötü oluyor. Dolayısıyla onu çok Tuğçe olarak çok sevdiğim anlarda, çok kızdığım anlarda, çok üzüldüğüm anlarda oluyor oynarken. Babam düştüğünde sadece annem varmış yanında. Ne yaptın babama, nasıl düştü babam? Denemedim mi sanıyorsun Mehveş? Annemden daha iyi bir anne olabilirim sandım ben, yapabilirim sandım. Yalnız bana taksi için borç verir misin Mehveş? Benim hiç nakitim yok. Hadi. Hepiniz bir olup beni evden göndermeye çalışıyorsunuz. Gidiyorum işte. Dila'nın annesi Ümran'la büyük bir mücadelesi var. Genç kadının annesine karşı olan gerçek duygularını merak ediyoruz. Yani ben derinlerde bir yerlerde aslında intikam, evet, belki canını acıtmaya çalışıyor. Daha üstün durmak istiyor annenin karşısında ama sevilmek istiyor aslında. Anneden hiçbir sevgi göremediği için belki de dikkat çekmek istiyor hala annesinin karşı böyle davranarak. Beni sevmiyorsun değil mi hiç? Niye sevesin ki? Korkma. Eğer babana bir şey söylersen, seni hayatının sonuna kadar bu odada tutarım. Mehveş, Dila ve Berke neredeyse gerçek annelerinden daha yakın. Mehveş'in bu tavrının altında yatan sebebi merak ediyoruz. Mehveş de bu konakta doğmuş. Yani burada büyümüş. Bütün konak içindeki olayları biliyor ve her şeye çok hakim. Hiç kahya ve hizmetli gibi değil. Gerçekten ailenin bir parçası. Ama çocukları da elinde büyüdüğü için aslında bence telaşı onlardan kopamamak. Belki de bilmiyorum, şu anda tamamen tahmin yürütüyorum. Yani çocukları Ümran'dan korumak belki de. Sen kopardın değil mi? Ha? Ne? Saçmalama. Ben senin çiçeklerine dokunur muyum hiç? Yalan söyleme. Yalan söyleme anne. Bana. Kes, yalan söyleme bana. Ne söylemiyorum, bırak. Ümran Hanım. Dila yapmış olamaz çünkü o sırada benim yanımdaydı. Mehveş adeta Ayaz ailesinin tüm sırlarını saklayan bir kara kutu gibi. Diziyi izlerken Mehveş niye Ümran gibi bir kadınla yan yana olmayı seçer diye düşünmeden edemiyoruz. Benim galiba kaderim bu, evlerin kara kutusu olmak. Bütün sırları saklamak ve tutmak. Mehveş de tabii işte çocukluğundan beri burada olduğu için her şeyin farkında. Her şeyi biliyor. Ve hatta bir önceki bölümde ailemiz için, benim için çok önemli bir cümleydi o. Yani ailemiz için, her şey ailemiz için. Bu ailenin bütünlüğünü korumak adına saklıyorum diye bir cümlesi vardı. Ama nereye kadar? Sizin dediğiniz gibi ailemiz için. O gece bana öyle demiştiniz. Bu da ailemiz için. Ben ailemizin iyiliğini düşünüyorum. Fırat'ın, Cemil'in onun babası olmadığını asla öğrenmem. Asla. Kahrolur. Dila yanlış bir anne örneği nedeniyle Güneş'e karşı doğru tavırlar sergilemekten çok uzak. Peki genç kadın kızını hiç sevmiyor mu? Tabii ilerledikçe ben de tam olarak ne hissettiği konusunda emin olacağım belki ama şu anda şöyle düşünüyorum. Kızını çok seviyor. Fakat biraz
rahatsızlığı olduğu için diyeyim, duygularını karıştırıyor. Ve bazen o küçük kızı küçük bir kız gibi görmüyor. Sanki yaşıtı bir akranı varmış gibi ona davranıyor aslında Dila. İnsanların tepki gösterdiği yerler de bir tık oralar bence. Seviyor ama kızını. Nasıl sevmez ki? Onu benden daha mı çok seviyorsun? Hı? Ben senin annen değil miyim? Beni niye sevmiyorsun? Hı? Beni niye sevmiyorsun? Sevgili Güneş Hayat ve Tuğçe Açıkgöz'e bize vakit ayırdıkları için çok teşekkür ediyor. Son olarak başarılı oyunculardan siz sevgili izleyicilerimiz için gelecek günler tüyosu istiyoruz. Ben her gelen bölümü büyük bir heyecanla okuyorum ve diyorum ki yani her final nasıl beni okurken bu kadar heyecana götürebilir? Bence seyirciyi de çok heyecanlı şeyler bekliyor. Ya tabii ki çok gerilimli olacak çünkü o kadar çok sır ve o kadar çok bu kapalı kapılar ardında yaşanmış şeyler var ki bunlar zaten yavaş yavaş ortaya çıktıkça bence seyircimiz kendini bu işten alamayacak. Bir daha asla gitmeyeceğim. Hep yanında olacağım. Duyuyorsun baba beni değil mi? Baba. Bir Küçük Gün Işığında heyecan devam ediyor. Merak edilen cevaplarsa yarın akşamki yeni bölümde izleyip hep beraber göreceğiz. Kaybolmuşum ben araftayım. İhanetin kavgasındayım. Çıkmazların ortasındayım. Gün ışığı nerede?